bir yerden geldi. Mini Mani yeni şeyler görmeye. Her an, her gün kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın içimizde neşe. Olur ya. Mutlu. Kahvaltı hazır. Omlet nefis olmuş anneciğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Babam gelmedi mi daha? Yok, birazdan gelir. Hem hava da bozdu zaten. Acaba kaç tane balık tuttu? Bayağı tutmuştur. Akşama mis gibi balık yeriz. Ben geldim. Babacığım, hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Doluya yakalandın değil mi? Ya sorma hayatım. Dolu birden bastırdı. Denizin ortasında kala kaldım. Gel otur canım. Dinlen biraz. Çay koyayım ben sana. Neler tuttun baba? Evet, hadi bize kovadaki balıkları göster. Madem çok istediniz, gelin göstereyim. Bugün oltama bolca pet şişesi balığı takıldı. Pet şişesi balığı mı? İşte bakın, onlardan biri. Aa! Daha bitmedi. Bakın bunlar da yakaladığım poşet balıkları. Ah ah! Bulduğum tek balık bir pet şişesinin içindeydi. Onu da kurtarıp denize geri bıraktım. Çok iyi yapmışsın babacığım. Neler oluyor böyle? Aa, bakın. Yağmur bitmiş. Oh, sonunda. Dışarı çıkıp oyun oynayabileceğim. Gökmen. Zızı, korkuttun beni. Ne oldu? Çok ilginç şeyler oluyor Gökmen. Bir dolu yağıyor, bir güneş açıyor. Buzullar eriyor. İklimlerimiz değişiyor. Hemen uydulardan bir tarama yapalım. Bakalım neler oluyormuş. Olamaz. Dünya alarm veriyor. Koş Mutlu, koş. Koşuyorum abla. Çok acilmiş. Öyle dediler. Mutlu, neden durdun? Abla, çöplere bak. Her yere çöp atmışlar. Çöp dediğin çöp kutusuna atılır. Böyle ortalığa atılmaz ki. Haklısın Mutlu. Zuzu ile Gökmen'in acil olan işlerine bakalım. Sonra hepsini toplarız. Tamam abla. Dünya alarm veriyor. Çevre kirliliği her yerde. Ama neden? Neler oluyor böyle? Anlaşılan birileri dünyamızı yok etmek istiyor. Ama kim? Hemen herkese haber verelim. Bahçede buluşup bu konuyu konuşalım. Ben Mini ile Mani'ye haber vereceğim. Bir anda çevre kirliliği başladı yani, öyle mi? Aslında bir anda değil. Daha önce de vardı. Ama hiç bu kadar artmamıştı. Gerçekten ilginç. Bence birileri yine dünyayı yok etmek istiyor. Ama kim yapar ki böyle bir şeyi? Şapalatlar mı yapıyor diyorsun? Ben hiç sanmıyorum Neşe. Şapalatlar bir daha barışı bozmazlar. Şapalatlar değilse kim? Kim dünyamıza böyle zarar verebilir ki? Biz biraz araştıralım Neşe.
Tamam. Biz de araştırmaya devam edelim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir türlü anlayamıyorum. Dünya bu hale nasıl geldi? Mutlaka arkasında birileri olmalı. Evet ama kim? Belki de şapalatlardır. Abla, şapalatlarla daha yeni barış yaptık. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Peki, öyleyse kim? Bir an önce bunu yapanın kim olduğunu bulup engel olmalıyız. Yoksa dünyamız yok olacak. Pekala, hemen araştırmaya başlayalım. Evet, herkes görev başına. Ben atölyeme geçiyorum. Uzayda farklı bir sinyal var mı kontrol edeceğim. Ben de seninle geliyorum Gökmen. Ben denizleri kontrol edeceğim. Ben de ormanları. Gökmen, hani şu yaptığın yeni cihaz var ya? Hangisi? Şu diş fırçalama cihazı mı? Yok yok, bu değil. Ha, sen kurabiye makinesini diyorsun. Elmalı mı, portakallı mı? Portakallı. İşte burada, kurabiyen. Teşekkür ederim. Ama bahsettiğim cihaz bu da değil. Öyle mi? Hangisini soruyorsun sen? Şu şapalatlarla görüştüren cihaz yapmıştın ya. Ha, sen onu diyorsun. Evet, şapalat konsey başkanıyla görüşmek istiyorum da. O zaman hemen cihazı çalıştıralım. İşte böyle. Şapalat konseyi başkanı bey amca. Merhaba. Merhaba. Evet, çok ciddi bir sorunumuz var. Dünya alarm veriyor. Çevre kirliliği her yerde. Şimdi size verileri yolluyorum. Ben sizin böyle bir şey yapmayacağınızı biliyorum. Evet. Dünyamızı bu hale getirenleri bulmamız için bize yardım eder misiniz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Sizden haber bekliyoruz. Görüşürüz. Elbisetten yazarsa İletekte Etkikin haberinize. Tüm denizlere baktım ama hiçbir şey bulamadım. Ben de ormanı gezdim ama bir şey bulamadım. Çevre gerçekten çok kirli. Her yerde çöp var. Bunu her kim yaptıysa ardında hiç iz bırakmamış. Gökyüzüne bakın. Şapalak konsey başkanının gemisi değil mi bu? Ta kendisi. Niye geldi ki şimdi böyle durduk yere? Ben çağırdım abla. Sen mi? Evet, bize yardım etmesi için. Hoş geldin konsey başkanı amca. Bu olanlarla ilgili bir şey buldunuz mu? Neler oluyor böyle? Bu da ne böyle? Şşş, arkadaşlar, susun da izleyelim. Her yere ama her yere çöp atıyorlar. Bu nasıl olur? Bunu nasıl yaparlar? Çevre kirliliğinin sebebini gökte ararken yerde bulduk. Meğer her şeyin sorumlusu insanlarmış. İnsanlar, inanamıyorum. Ama neden? İnsanlar neden dünyamızın yok olmasını istiyor? Bundan başka evimiz yok ki. Çünkü farkında değiller. Dünyaya ne yaptıklarını bilmiyorlar. Plastiklerin doğaya verdiği zararları bilmiyorlar mı? Demek ki bilmiyorlar. Yok artık. Nasıl bilmezler? Peki ne yapacağız şimdi? Evet, buna bir çare bulmak lazım.
Önce dünyayı temizlemeye başlayacağız. Sonra da bunu herkese ama herkese anlatacağız. Ama nasıl? Koskoca dünyaya nasıl ulaşırız? Bize yardım eder misiniz? Dünya için güçlerimizi birleştirme zamanı. Evet, işte bu. Evet. Hadi dünyayı kurtarmaya. Oh, her yer mis gibi. Bakın, herkes çevre kirliliğinden, buzullardan, geri dönüşümün öneminden bahsediyor. Sonunda başardık.